Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar, İstanbul'dan çıktım. Şu anda İzmit'te Sakarya arasındayım. Ankara'ya gideceğim. Ankara'dan Konya'ya geçeceğim. Aracımda hem Ankara hem Konya malı var. Bugün hafta sonu olduğu için, yani cumartesi günü yüklendiği için aracım, işlerin az olmasından dolayı Ankara ve Konya yaptılar benim aracı. Tabi benim araç sözleşmeli olunca bir şey diyemiyoruz. Biz de dedik İstanbul'da yatacağımıza yükleyelim, yolumuza bakalım. Duyduğuma göre Bolu Tüneli'ni geçtikten sonra kar varmış. Can kurtaran, ondan sonra Kızılcı Hamam inişi falan. Bakacağız. Büyük ihtimal yaklaşık 1,5-2 saat sonra bizden başka hiç kimse kalmaz. Bolu'yu çıkarken artık millet şey yapar. O bir tane dinleme tesisi var, ismi aklıma gelmedi. Bolu tüneline girmeden önce. Bu arada buranın yolları bozuk. Şöyle kendime az emniyet şeridini atayım. Nasıl oldu? 10 numara oldu. Bozuk yola girmesini hiç sevmiyorum. Yani diyeceğim şu arkadaşlar, Bolu Tüneli'nden önce bir tane dinleme tesisi var. İsmi aklıma gelmedi. Millet oraya çekilir. Biz de yolda tek başıma devam ederim. Sakarya il sınırına girdik. İnşallah bugün videoları yükleyeceğim arkadaşlar. Geçen sefer yüklemeyi almıştım. Geçen seferin videosunu, sadece Konya'dan İstanbul'a gidişi. Zaman yetmedi. Tabii bir taraftan da uyumak zorundayım. Akşam yola çıkacağım. O yüzden sabah, işte aman sabah diyorum. Geç sabah sayılır. 11.30-12 gibi İstanbul'dan geldiğimde videoyu yüklemeye aldım. Hata olmuş. Bir hata oluştu. Uyandım. Böyle bilgisayara falan sevinerek gidiyorum. Dört dörtlük yüklendim acaba diye. Bir baktım hata olmuş. Tekrar yüklemeye aldım. Bu sefer telefon çaldı. Araban yüklendi hazır diye. Öyle olunca bilgisayarı açık bıraktım. Yüklenseydi direkt yayınlanacaktı. Yayınlanmadığına göre herhalde bir sorun daha oluştu. Tabii arkadaşlar, kolay değil yani. Bir de bizim internetimiz fiber değil. O yüzden yapacak bir şey yok. Fiber olmasını ben de çok istiyordum ama altyapı yok. Bu arada çat çut ses geliyor. Mikrofona duyuluyor mu bilmiyorum. Malzemeler yerine oturuyor. Evet arkadaşlar, şimdilik diyeceğim bunlar. İleride bir konu aklıma gelirse tekrar açarım. Of, buranın yolları da, sadece burası ya, çok pis yani. Emniyet şeridine giriyorum. Gene de şey yapıyor.
Direkt Konya'ya gitseydin benim için daha iyi olacaktı. Bu sefer de uzun video oldu. Vallahi montaj iyidir. Yapacak bir şey yok. Ama bir taraftan da iyi. Ne yönden iyi? Nazım kardeşimizin de dediği gibi insan susa susa konuşmasını unutuyor. Kendini telaffuz edemiyor. En azından yanımda bir arkadaşım varmış gibi sizlerle konuşmak daha mantıklı. Ben sürekli gece gidiyorum arkadaşlar. Kargo arabası olduğu için niye gece diye soracak olursanız, şimdi gündüz toplanan kargo gece tırlara yükleniyor. Tırlar yola çıkıyor. Ben İstanbul'dan çıktım mesela şimdi Ankara'ya. Bugün pazar olduğu için 1-2 saat mesai yapacaklar. Ekstradan benim arabayı boşaltıp ben tekrar Konya'ya devam edeceğim. Pazartesi günde dağılacak benim götürdüğüm malzeme. Yani sabahtan öğlene kadar dağıtım, öğlenden akşama kadar da toplama var. Toplanan malzemeler de tırlara yüklenip tırlar yola çıkıyor. Gece yolculuğu iyi oluyor arkadaşlar. Hele kış ayında daha bir güzel. Çünkü fazla bir araç kalmıyor. Sağımız Sapanca. Sapanca'ya buradan selamlar. Sakarya'ya da buradan selamlar. Bu arada aracımda bir arıza var. Sebebini bir türlü çözemedik. Baskı balası da olabilir. Kule de olabilir. Şase var da olabilir ki şase var. Çünkü Dorsem'in sol park, çekicimin sol park yanmıyor. Büyük ihtimal Dorsem'de bir şase var. Bu sefer neresi yapılacak çok merak ediyorum. Şu elektrikli üzerine bir türlü oturtamadık. Arkadaşlar bu arada size güzel bir turbo sesi videosu yapacağım. O ayrı olacak. Zamanla inşallah ilerleyeceğiz. Bakayım kaç dakika olmuş. Abo 8 dakika olmuş. 10 dakikaya tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu ETS değil. Bu gerçek hayattan. Alın size bu turbo sesi. Tabi mikrofona duyurursa. Rampadik olmadığı için. Ama Bolu'yu çıkarken yaparım. Ona ayrı bir video yaparım. Eğer ses duyulmazsa mikrofonu dışarı almak lazım. Ona da bir çözüm bulurum.
O turbo sesini size dinletmem lazım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bolu Dağı'nda ya da can kurtaranda görüşürüz. Selamun aleyküm. Arkadaşlar can kurtarana geldim. Can kurtaranda kar yağmış. Tabii ben de bunu bekliyordum. Yalnız yollar açık. Bazı yerlerde buzlanma var. Şimdi can kurtaranı beraber ineceğiz. Bu arada yeni başlayacak olan arkadaşlar nasıl inilir öğrenmiş olur. Bu arada daha önce söylediğim gibi aracımızda rötardar yok. Sadece dep freni var. Yani tek kademe. Bakalım nasıl olacak. Hava -10 derece. Saat şu anda 5. Görüyorsunuz yolda benden başka bir tır yok. Çünkü yolun en tehlikeli olduğu saatler. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi hata kabul etmeyen bir meslek. Özellikle kış ayında. İnşallah kazasız belasız ineceğiz. Bu arada bu işe başlarken çok soğukkanlı olun. Yani kendinize inanın. Zaten herhangi bir iş olursa olsun kendinize inanmadığınız sürece başaramazsınız. Şu anda hızlanmıyorum bile çünkü rampaya sert girmek istemiyorum. Rampaya sert girersek ne olur? Şöyle olur. Arabayı kaçırırız. Rampa aşağı tutamayız. Tutamayınca ne olur? Araba hızlanır. Tabi arka arkaya fren de yapamayız. Arabayı kaçırdıktan sonra. O yüzden dikkatli olmamız gerek. Otoban açık bakalım. Ankara Konya arası nasıl? Gördüğünüz gibi yerler parlıyor. Yerler parlıyor ama buzlanma yok.
Büyük ihtimal tuzlamışlar. Emniyet şeridi az önce indim baktım buzlu. Emniyet şeridi buzluydu. Aslında emniyet şeritleri ya geniş olması lazım ya da her 500 metrede, 1 kilometrede bir cep olması lazım. Çünkü bizim araçlarımız arızalandığı zaman emniyet şeridine sığmıyoruz. Hava eksi 10 derece ve gitgide yükseliyor. Hafız dakika olmuş, bu videoyu da ayrı atarım. Evet arkadaşlar, şimdi dikkat edin. Rampa inişine girerken de düşük vitesten giriyoruz. Ona dikkat edin. Rampa inişine yaklaştık. Alt takviye düştük. Hafif frene dokandık. Altı düze geçtik. Arabayı kendi haline bıraktık şimdi. Şimdi 1700 devirde tepe açacağım. Arabayı yadırmayacağım. Tepe açtım. Şu anda ayak freni bile istemiyor. Hatta otomatik tepe bağladım. Şu anda otomatik tepede. İstanbul Ankara arasında, yani İstanbul'dan Ankara'ya giderken en tehlikeli rampa burası. Bir de Kızılcahamam'ın inişi var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi rampa sertleşmeye başlayacak. Rampa bitimine doğru yavaş yavaş vites yükselteceğiz.
takviye attım. Tepi iptal ettim. Tekrar açtım otomatik tepi. Şimdi 60 tur atıyorum. Arkadaşlar kış ayı olduğu için bu şekilde iniyorum. Yani yolun durumunu görüyorsunuz. Çıkıyor, 60'a düşürüyor. Tabii freni abanmıyorum arkadaşlar, ona dikkat edin. Parmak ucuyla. Çıkıyor. 60'a düşürüyorum. Yani 5 kilometre artıyor, 5 kilometre düşürüyorum. Kendisi 55'e ayarladığımız gibi 55'e kadar düşürecek, sonra salacak. Arkadaşlar en önemlisi arabayı yıldırmamak. Kış ayında rampa inerken sakın kesinlikle ve kesinlikle arabayı yıldırmayın. Evet arkadaşlar, tekrar sertleşiyor. Düşürüyorum. Tekrar. Bazı yerler buzlu hissettiriyor yani. Bakın sol şerit ıslak, sağ iki şerit buzlu.
gizli buzlama var yani demek istediğim. Rampanın bitimi 2 kilometre. 2 kilometre sonra rampa bitiyor arkadaşlar. Şimdi 7'ye yükseltti. Adam salmış. Ayak frenini atamıyor gördüğünüz gibi ayağını. Bir de araba da aksora. Arkadaşlar bu arada bizim yükümüz de dengesiz. Ambar arabası olduğu için hani yükler parça parça gelip parça parça yüklendiği için en arka ağır bastı biraz. Bunun nasıl bir dezavantajı var? Arabanın kafayı sallar. Yani sağa sola oynatır. Araba şeride sığmaz. Dörtleri yaktık. Çünkü en arka dorsemizin dorsemizin stopları yanmıyor. Evet arkadaşlar, can kurtaran rampasına indik. Görüşmek üzere. Tekrar selam. Şu anda Kızılcahamam'da yoğun bir kar yağışı başladı. Böyle giderse yol kapanabilir. Çok dikkatli bir şekilde yolculuğuma devam etmekteyim. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken tek şey sabit hızda ilerlemek. Fazla gaza yüklenmeden pardon dörtlerimizi yakalım.
Şu anda benden başka tır yok. Arkadaşlar böyle durumda rampa çıkarken viteste oynamayacaksın. 1000 devire kadar düşsün, önemli değil. Şu anda yolu ben açmaktayım sağ şeridi. Arkadaşım şerit çizgisinin içindeyim zaten. Sıra yönetmene gerek yok. Kesin otobüstür. Diyecektim otobüs. İnşallah şehir merkezine bu kadar yağmıyordur. Çünkü çıkacağım yer çok dik rampa. Çıkmazsa inmesi de bilir şimdi durayım. Gördüğünüz gibi solda bir tır daha var, rampa çıkıyor karşı şeritte. Pet şişe ezdik. Sabitleyicisi 53 km hızda kalmış. 30 km'ye ayarlayacaktım yanlışlıkla. Hız sabitleyiciyi açtık. Hafızasında olan hıza ulaşmaya kalkınca gaza yüklendi. Allah'tan ASR'ye kalkmadı. Arkalı olmasaydı çekiciyi biraz basayım. Evet, basınca fayda etti.
Karayolları neredesin? Helalim vallahi çıktık ha. Vallahi çıktık. Dur az daha basayım. Çok az bir şey kaldırayım. Çok bastım. Arkadaşlar şu anda hızımız 50'ye kadar. Evet arkadaşlar, düşük viteste motor freni açtığımız için kafa sallıyor.
arkadaşlar. Kar durdu. Umarım beni anlamışsındır. Anlamışsınızdır. Görüşmek üzere. Bu arada şarj bitmiş. Ankara'nın içinde kamera açamayabilirim. Ya da depodan çıkarken açarım. Sağlıcakla kalın.